Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD, Çin'e karşı Afrika demir yollarını destekliyor. ABD ve Avrupa Birliği, Çin'e karşı Afrika ülkelerinde demir yolu girişimlerini desteklemeyi planlıyor. Nikkei Asya'nın 11 Ekim bildirdiğine göre, ABD ve Avrupalı müttefikleri, Afrika ülkelerinin uluslararası demir yolu inşaatını desteklemeyi planladı ve bunun Çin'in sözde bir kuşak bir yol ticaret planına karşı hamle olarak değerlendirildiği öne sürülüyor. ABD ve Avrupa'nın Lobito Koridoru projesi olarak bilinen bu demir yolu girişimine yatırım yapmayı ve geliştirmeyi planladığı aktarılırken, bahsi konu demir yolu, Angola'daki Lobito Limanı'nı Zambiya ve Kongo'ya bağlayan önemli bir ticaret bağlantısı sayılıyor. Ayrıca Zambiya ve Kongo'nun her ikisi de maden kaynaklarına sahip olduğundan bu hamlenin önemi odur ki ABD ve Avrupa'nın önemli madenler konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya ve tedarik zincirlerini güçlendirmeye olanak sağlıyor. Lobito Koridoru projesi, gelişmekte olan ülkelerin altyapı inşaatı çerçevesinde küresel altyapı ve yatırım ortaklığının ilk projesi olarak sunulmuştu. Pakistan'daki Uygurlar tehdit altında. Pakistan hükümeti ülkedeki yasa dışı göçmenlere baskı uygulayacağını ve önümüzdeki aydan itibaren yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmeye başlayacağını belirten bir basın bildirisi yayınladı. Bu hareketle Pakistan sınırları içerisinde barınan Afganlar, Uygurlar ve diğer muhacirleri kapsayacağı vurgusu yapılırken, bölgede uzun yıllardır yaşayan Uygur Türkleri Çin'e iade edilme korkusu yaşıyor. Pakistan Ordu Haber Ajansı'nın konuyla ilgili televizyon haberinde, Pakistan Geçici İçişleri Bakanı Sarfraz Bugitti'nin gazetecilere verdiği demeçte Pakistan'da yasal oturma izni olmayan göçmenlerin 1 Ekim'e kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiğini, vakit dolunca kalanların sınır dışı edileceğini dile getirdi. Konu Afgan mültecilerle sınırlı değil. Pakistan'ın farklı bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri de var. Rawalpindi kentinde yaşayan Ömer Uygur Vakfı Başkanı Sayın Ömerhan Uygur, Özgür Asya Radyosu'na verdiği röportajda, Çin zulmünden kaçarak Afganistan üzerinden uzun yıllar önce kafile şeklinde Pakistan'a sığındığını, kentte 20'ye yakın Uygur ailesi yaşadığını, Pakistan hükümetinin yasa dışı göçe yönelik baskıyı duyurması, yalnızca Pakistan'daki yaklaşık 1 milyon 700 bin Afgan mülteciye bir uyarı olmayıp, aynı zamanda Pakistan'da pasaportsuz veya ikametgahı olmadan yaşayan Uygur Türkleri için de bir tehlike anlamına geldiğini, dolayısıyla bu kararen Rawalpindi'deki Uygurları endişelendirdiğini aktardı. Ömerhan Uygur, buradaki Uygurların Pakistan'da hiçbir yasal statüsünün olmadığını, ellerinde herhangi bir ülke pasaportu bulunmadığını, son birkaç yıldır Pakistan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Ofisi'nden yardım istedilerse de olumlu sonuç alamadığını, sonuç olarak tamamının Çin'e iade tehlikesi yaşadığını söyledi. Pakistan'daki Uygurlar çoğunluk olarak Çin baskısı nedeniyle 1960'larda Kaşgar, Yarkent ve çevre illerinden Afganistan'a gelen Uygurların torunları olduğu, 1980'lerde eski Sovyetler Birliği Afganistan'a karşı başlattığı savaş sırasında Uygurların bir kısmı Afganistan'dan kaçan milyonlarca mülteciyle birlikte Pakistan'a hicret ettiği biliniyor. Halihazırda Pakistan'daki Uygurlar Çin'e geri gönderileceğinden endişe ediyor. Bunun başlıca nedenleri ise 10 yıldır Pakistan'daki Çin uzantısı Çin Mülteci Derneği'nin yardımıyla Rawalpindi'de yaşayan Uygurları tek tek kayıt altına alınması ve açık hedef haline getirilmesi olarak yorumlanıyor. Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün eski Çin direktörü Sophia Richardson hanımefendi, dünya toplumuna Pakistan'da zor durumda kalan Uygur Türk'ü mültecileri korumaya çağırmıştı. İtalya, Çinli mafyalarla başı dertte. İtalyan polisi çarşamba günü uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına ait 50 milyon avrodan fazla kara para aklayan 33 Çinliyi tutukladığını açıkladı. İtalya Mali Denetim yetkilileri Reuters'a verdiği demeçte, Çinli kara para aklama komisyoncularına yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyuşturucu madde kaçakçılığı çeteleri adına kara para aklama hizmetleri sağlayan
Çin vatandaşlarının bazı kuruluşlarla arasında bağlantılar tespit edildiğini duyurdu. İtalya Mali Denetim yetkililerinin ifadelerine göre bahsi konu aklanan 50 milyon euro, çetenin şimdiye kadar akladığı gerçek kara paranın boyutunu yansıtmıyor. Çinli grubun 2020'den 2022'ye kadar takibe alındığını, soruşturmanın ondan öncekine kadar ilerletilmesinde zorluklar yaşandığını, tüm faaliyetlerin takip edilmesi giderek güç, karmaşık hal aldığını, bundan dolayı da bulguların yalnızca %20'sine dayanarak yakalanan Çin vatandaşları konusunda kapsamlı açıklama yapmanın henüz erken olacağını söyledi. Bilgilere göre Çinli çete Roma ve diğer 6 İtalyan şehirlerinde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerini yıllardır sürdürüyor. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet.